Hande Yener bir konsere nasıl hazırlanıyor? İşin rezillik konusu mu? Hakikaten yarış atları gibi hazırlanıyoruz yani. Ünlü popçunun evindeki telaşanları Starlight'ta tüm ayrıntılarıyla ekrana geliyor. Burada mı? Spor yapmayan bir insan sağlıklı düşünemez. Görüşürüz Starlight'ta. Yakıştı ama sana mor renk. Gelen yerimi doldurmadı. Zamanla yarışmak bu olsa gerek. Ucu ucuna yetişmek böyle bir durum olsa gerek. Yani Özge sayesinde 45 dakika saç makyaj hemen hızlı hazırlıyor. Saç makyaj 45 dakika. Aynen. Hande Yener birkaç saat sonra İstanbul'da yaza veda partisinde sahne alacak. Makyaj anında en büyük motive kaynağı yüksek sesle dinlediği şarkılarmış. Ben böyle müzik açarım. Birazcık keyifli yaparım. Enerji toplarım. Allah alttan geliyor mu? Aynen, şimdi kıstım sizinle sohbet ediyorum diye. Enerjiyi depolarım. Sonra da konsere çıkmadan önce kuliste sahne kostümünü giyip bütün o enerjiyi sahnede sevenlerimize İstanbul'da mor yapacağız artık. Şık görünmek zorunda. En güzel elbiseyi giymek, hatasız bir makyajla sahneye çıkmak durumunda. Seyirciye saygı, kameralara karşı da haliyle saygı duyuyor Hande Yener. İşin rezillik konusu mu? Hakikaten yarış atları gibi hazırlanıyoruz yani. Çünkü o kondisyon, nefesiniz yetmezse konserde düşünebiliyor musunuz? Mümkün değil yani. O yüzden de o kondisyonu hep yüksek tutmak gerekiyor. Kondisyonu yüksek, enerjisi yerinde. Gülümseyen hali hep yüzünde Hande Yener'in. Mesleğimin askeriyim, hep onu söylemişimdir. Ben mesleğimin askeriyim, işimi yaparken çok eğleniyorum zaten. Sahnede partiliyorum. Sahnede binlerce kişiyle eğleniyorum, göz göze. Burası Hande Yener'in evi. Salonda bir koşu bandı var. Ben bunu gözümün önüne koyuyorum ki uyandığımda mutlaka yarım saat bir kardiyo yapayım. Kapıları, her camları da açıyorum, böyle oksijen giriyor. Her gün ya da gün aşırı yani. 2 günde 1. 30 dakika, 40 dakika kardiyo saygıdır yani. İstanbul'da bir konsere gitmeden önce de ödüllerine bakıp motive oluyor ünlü şarkıcı. Ve şöyle yansımalı olsun dedim. Kaşığım yapıyor burada. Salonda iki fotoğraf daha dikkatimizi çekiyor. Bu da biraz hafif punk, 15 yaş gelmiş, yanlar katlı saçlar, 80'ler. Dönemi modalı. 80'ler, aynen. Bu da bekliyor yemeği. Böyle olmayı bekliyor bunlar. Konsere geç kalmayalım. Artık evden çıkıyoruz. Kulise giriyoruz. Artık yaza bay bay diyoruz ama yine beyaz. Sezonluk tacımı da taktım. Şampiyon. Şampiyon tacı bu senede. Hande Yener, telifler, en çok dinlenen sanatçı. Ünvanlarıyla. Oğlu Çağan Kulaçoğlu'yla aynı sahneyi paylaşacak Hande Yener. Ben tabii yani erken doğurduğum için şanslıyım. Oğlum şu anda benimle birlikte bütün bu heyecanları benimle birlikte yaşıyor. Ben de onunla birlikte yaşıyorum. Evde makyaj ve kıyafet seçimi telaşıyla başlayan konser hazırlığı, kuliste son kontroller tamamlandı. Artık sahne vaktinde sıra. Yaza Veda Partisi'nin ev sahibi iş adamı Ali Ağoğlu. Geceye sevgilisi Duygusu Gülpınar'la katıldı. Hande her zaman beğendiğimiz bir müzikendirdir. Onun için gerçekten onu dinlemek ayrı bir şey. Yaza Veda konserinde Hande Yener yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Söyle ona Sebastian.